Selam arkadaşlar. Bugün sizlere iş kazası ve meslek hastalığının hukuki sonuçlarından devam ediyoruz aslında. Ortalama kaldığımız yer burasıydı. Bir iş kazası ya da meslek hastalığı yaşandığında işverenin iş kazasını bildirmeye yükümlülüğü dışında, yani belli bir süre içinde bildirmesi gerekiyordu hatırlarsanız. Kaza geçiren çalışanlara Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık yardımı sağlayana kadar, çünkü SGK aldıysa bir işçi bir noktadan sonra SGK yardımı yapıyor. Gereken tüm sağlık yardımını eksiksiz yapmak zorunda. Bunu 506 sayılı kanunun 15. maddesi bize söylüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ise iş kazası ve meslek hastalığına uğrayan veya aslında meslek hastalığına uğrayan çalışana durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını yapmakla yükümlü bir insan. SGK'lıysa zaten SGK'sı çalışmak yasak. SGK'nın sağlık yardımı şu gibi oluyor. SGK iş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda zarar gören çalışana her türlü sağlık yardımını yapıyor. Geçici iş görmezlik ödeneklerini ödüyor. Çalışana ya da hak sahiplerine gelir bağlıyor. SGK'cı bu harcamalar borçlar yasası hükümlerine göre rücu ediliyor. Yani şöyle bir durum var. Sonradan bu kazanın ya da meslek hastalığının hukuki sonuçları kime rücu edilecekse ona göre bir paylaşım olması durumu olabiliyor. Yani direkt olarak SGK karşılıyor ama yani sigorta gibi mesela araçlarda da budur. Kaskonuz olduğu zaman mesela ilk gidersiniz, suçlu siz de olsanız karşı tarafta olsa kasko sizin masrafınızı karşılar, arabanızı tamir ettirir, ondan sonra suçlu sizseniz kendisi öder, karşı tarafsa işte onun şeyden sigortasından, trafik sigortasından, zaten zorunlu olan trafik sigortası parayı alır. Aslında bir yerde bu da bir sigorta sonuçta, SGK'nın yaptığı sigortadan size para veriliyor ve duruma göre şey yapıyor, sizi etkileyen bir durum burada yok. Mesela işe kefaletlerin yürütülmesinden doğan sorumlulukları yerine getirmeyen işveren, İşveren vekilleri ya da üçüncü şahıslar hakkında, yani şimdi faaliyetleri İSG ile alakalı yükümlülüklerim var ama bunları ilgili sorumluluklarını yerine getirmedim. İşverenin kendisi, işveren vekilisin ya da üçüncü şahısın. İSG kanununa göre idari para cezası veriliyor. Bununla kalmıyor. Sosyal Güvenlik Kanunu'na göre rücu davası açılıyor. Yani suçlulukların oranı davası ne kadar rücu edilecek? Mesela bu gene araç kazalarından örnek vereceğim. Yani kaçta kaç kusurlu olduğunuz şey. Eskiden işte 8'de üzerine verirler de şimdi öyle yapmıyorlar. Yani bir taraf suçlu, diğer taraf suçlu ya da ikisi eşit derecede suçlu gibi oluyor. Eskiden şeyde vardı. Bu rücu davalarda 100 üzerinden gibi veriliyor aslında. Yine 8'de 8 gibi düşünebilirsiniz aslında. Borçlar Kanunu'na göre tazminat davası açılabiliyor. Çünkü SGK size göre harcama da yapmış oluyor ve bunu tazmin ediyor şeyden, karşı taraftan. Eğer sen bir iş kazasından sen işveren olarak, vekil olarak, bütün şahıs olarak sen sorumluysan bu durumda. Ceza Kanunu'na göre de ceza davası açılabiliyor. Neden? Çünkü birine zarar gelmiş durumda. Birinin hastalanması ya da iş kazası geçirmesi durumu var. Bu sebeple bir ceza davası da açılabiliyor. Eğer ihmal vesaire varsa bunlara değineceğiz. Şimdi sorumluluk hukukunda SGK yardım ödenekleri zarara uğrayan çalışan ve hak sahiplerinin gerçek zararlarını karşılayamıyor doğal olarak. Yani sonuçta bir insanın sadece masrafları, hastalık esnasındaki masrafları, işte belli miktar giderlerinin karşılanması ilgili manevi zararları zaten karşılayamıyor. Sorumluluk hukukunun genel ilkesine göre zarar görenin zararlarının tümünün karşılanması gerekiyor. Yani ortada bir sorumluluk varsa bu insanların sorumluluğunu alması gerekiyor. Bu durumda sadece maddi zararlar karşılanmaz, manevi sebeplerle zararlar da karşılanması gerekiyor. Çünkü her türlü zararın karşılanması gerekiyor. Borçlar Kanunu'na göre bakarsak madde 49 kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren bu zararı gidermekte yükümlü diyor. O zaman bu zararı karşılamak zorunda suçlu olan kişi. Yani kusuru varsa ya da hukuka aykırı bir fiilde bulundu ise. Bireysel iş hukuku hükümlerine göre sen 3 çeşit dava açılabiliyor. Rücu tazminat davası, yani işte suçun ağırlığının dağıtımı, manevi tazminat davası ve maddi tazminat davası. Yani manevi olarak zarar gördüm bu işten, maddi olarak zarar gördüm ve işte bunun da
tazminatında işte kimlere ne kadar ağırlıkta dağıtılacağıyla ilgili davalar açılabiliyor. Rücu, geri alma tazminatı şu: SGK, rücu tazminat davasını iş kazası ve meslek hastalığı sonucu çalışana yaptığı yardımlar, çünkü bu esnada SGK yardım ediyor. Daha önce SGK tarafından karşılanmış olan zararlar kusurlu işverene veya üçüncü kişilere ödettirilmesi amacıyla açılıyor. Yani bunu SGK açıyor aslında tazminatı. Diyor ki ben harcama yaptım, suçlu var ortada, yani iş kazası ya da meslek hastalığının bir sorumlusu var. Üçüncü kişiler ya da işte işveren ya da vekili. O zaman bunları ödettirmek için bir dava açıyor doğal olarak. Manevi tazminat ise iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu çalışanın ya da ölümlü iş kazası ya da meslek hastalığına uğrayan çalışanın ailesinin çektiği acı ve elem için hakim takdiriyle manevi tazminat tutarı belirleniyor ve işverene ödettiriliyor. Karşı tarafa bir de manevi tazminat ödettiriliyor. Eğer siz hayattaysanız sizin için işte iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiyse de bunun ailesine bir ödeme yaptırtılıyor. Bunu da hakim karar veriyor. Manevi tazminatın ne gibi hususlar etkiliyor? İşverenin kusurunun olmaması. Kusur yoksa tabii ki ödeme yapmayacak. Kusurun çalışanda olması. Mesela iş sağlığı güvenliği ile ilgili bir eksiklik var ama bunu çalışan kendisi bütün uyarılara rağmen baret takmadı. İşte veyahut da iş sağlığı güvenliği ile ilgili aldığı eğitimlerin sonucunda şey yapmadı, riskli hareket etti. İzinsiz bir yere gitti vesaire vesaire gibi. İşverenin kusurunun çok hafif olması, burada hafifletici nedenler olabiliyor belli durumda. Yani işte burada biraz bölünme işin içine giriyor. Ölüm halinde borçlar kanuna rağmen kan bağı şart olmamakla birlikte duygusal yakınlık önemli oluyor. Ölüm halinde duygusal yakınlıkta da şey veriliyor, para ödemesi yapılıyor. Maddi tazminatta iş kazası ya da meslek hastalığı geçiren kimse iş göremezlik ölçüsünde çalışmasının aksaması ve bu nedenle gördüğü zararı kendisini çalıştırandan talep edebiliyor. Yani maddi tazminat da şu: ben işte yüzde bilmem kaç iş görmezlik raporu alıyorsunuz, tabii bunu heyet raporuyla belirleniyor. Bundan dolayı kaybedeceğiniz zarar zaten hesaplanıyor iş görmezliğinizden dolayı karşı tarafın şeyine. Genelde zaten firmaların sigortaları vesaire de oluyor. Bunlar ödüyor. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Bir tane arkadaşım otobüs kazası geçirdi. Şoför uyumuş bir şekilde ve belli bir miktar iş göremezlik şeyi aldı. Yani kaza sonucu kendisi de sıkıştı ve ayaklarında bir sıkıntı oluştu. Bundan dolayı sigorta firması maddi tazminat ödüyor şeye arkadaşa. Manevi tazminatın dışında maddi tazminat ödüyor. Çünkü belli bir miktar iş görmezlik raporu almış oldu. Bir süre çalışamadı. Bunların hepsinin iş görmezlik ölçüsünde işte aksaması ya da işte gördüğü zarar nedeniyle karşıdan talep edilebiliyor bu. İş görmezlik tazminatı ve destekten yoksunluk tazminatı şeklinde iki durumu oluyor bunun arkadaşlar. Sürekli ya da geçici iş görmezlik ödeneği ne gelirse, iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kayıp oranı %10 ve daha fazla ise, yani %10'dan daha fazla siz güç kaybı yaşadıysanız şey sonucu, işlem sonucu, SGK tarafından sigorta ve sürekli iş görmezlik geliri bağlanıyor. İyileşmesi durumunda çalışmadığı zaman boyunca geçici iş görmezlik ödeneği bağlanıyor. Tam iş görmezlik olduysa eğer, yıllık kazancınızın, yani %100 şeysiz varsa, bir iş görmezlik durumunuz varsa, sürekli iş görmezlik geliri de yıllık kazancınızın %70'i kadar oluyor, bir ödenek yapılıyor. Tamam, iş görmezlik tazminatı var bir de. İş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle iş görme gücünde azalma olan ve iş göremez durumda düşen çalışan iş görmezlik tazminat davası da açabiliyor. İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ölen çalışanın desteğinden yoksun kalan kişiler, yani eşi, çocukları vesaire, annesi babası da varsa, kişiler tarafından işveren aleyhine destekten yoksunluk tazminat davası açılıyor. Yani bu kişi bizi destekliyordu, bize mali destek oluyordu ama biz bu destekten yoksun kaldık bu iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu vefat olması nedeniyle. Yargıtay kararına göre ölen ile destekten
yoksul kanallar arasında miras ilişkisi ya da nafaka yükümlülüğü bulunması şart değil. Ölen kişinin destek olduğu kişilere düzenli olarak yardımda bulunmuş olması yeterli. Yani diyelim ki siz hiç alakası olmayan bir çocuğa sürekli destek oluyorsunuz ve işte bursiyeriniz oldu, burs veriyorsunuz. Bu kişi bile destekten yoksunluk davası açabiliyor karşı tarafa. Destekten yoksun kalanlar ölenin yaşayabilecekleri olası süreler, ölenin çalışıp kazanabileceği süredeki kazancı tutarı dikkate alınıyor burada. Tazminatın peşin ödenmesi esas. Bu tutarın hesaplanmasında ölen çalışanın yıllık net gelir hesaplandıktan sonra gelirin %70'i destekten yoksun kalanlara dağıtılıyor. İş kazası ve meslek hastalığında ölenin kusuru var ise bu kusur oranında tazminattan azaltılıyor. Yani diyelim %50 kusurluysa kişi, 50-50 verdiler diyelim işverenle çalışan, vefat eden çalışana bu kusurları. O zaman %70 tamamen karşı tarafa ödeneceğini %35-35 oluyor aslında. Yani gelirin, bahsedilen gelirin %35'ini alır bu sefer. Destekten yoksun kalanlar. Kamu davaları var. Bir de şeyden kaçamıyorsunuz. Çünkü yani ben bunun sigortasını ödedim bitti vesaire değil. Siz bir iş yeri olarak belli şeyleri sağlamadığınız için bu sefer size bir de kamu davası açılıyor firmaya. İşlenen bir suç nedeniyle sadece suçtan zarar gören kişinin değil, aynı zamanda tüm toplumun mağduriyeti söz konusu. Yani hak şey yapıldı, tamam parayla bundan kurtulacaksın diye bir şey yok. Ya da sadece kişiye para ödeyerek çıkmıyorsun. Bu daha büyük bir çerçevede ele alınıyor. Bu nedenle ceza davaları toplumun yani kamunun temsilcisi olarak Cumhuriyet Savcısı tarafından takip ediliyor ve kamu davası olarak adlandırılıyor. Ceza davasında tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu insan ölümüne sebebiyet verme var. Kişi yaralanmışsa tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu insan yaralanmaya sebep veriyor. Öldüyse tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme. Eğer kişi yaralanmışsa tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu insan yaralanmaya sebep verme suçundan ötürü Türk Ceza Kanunu'nun madde 89'a göre dava açılıyor. İş kazası sonucu ölüm halinde dava kamu davası niteliğinde görüldüğünden çalışanın ailesi şikayetçi olmadığını bildirse dahi yargılama devam ediyor. Yani diyelim işte şirket bir şekilde para ödedi çalışanın ailesine vefat durumundan dolayı dava kapanmıyor ya da dava hiç açılmıyor değil. Burada yargılama devam ediyor çünkü işin ucunda ölüm var, kamu davasına dönüşüyor bu iş. Taksir muhabbeti var arkadaşlar, taksirin konusu var. Türk Ceza Hukuku'nda iş kazalarıyla ilgili suçlar taksirli suçlar olarak adlandırılıyor. Taksir sözcüğü kusurda bulunma, kusurlu olma durumu anlamında yani kusur nedeniyle. Bu tür suçlarda kasıt söz konusu değil. Yani istemeden aslında taksirle istemeden kusurlu nedeniyle bir şeyi hatalı yaptığınız için şey oluyor. Amacınız bu değil yani kasıt yapmıyorsunuz. Taksirle adam yaralama, taksirle adam öldürme. Bu şekilde bakılabiliyor. Şimdi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 22 diyor ki taksir dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın suçun kanunun tanımında belirtilen neticesi öngörülemeyerek gerçekleştirilmesidir. Bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülemeyerek. Yani bu adam bunu yaparsan bu adam ölür diye düşünüyorsan taksir değil. Aklına gelmiyor yani bundan dolayı bir şey yok. Ya, şu fişi şuradan çekmeyeyim ya da ya adamı baret sağlamadım bugün ya da işte uyarmadım vesaire gibi. Yani çok basit şeyler aslında bunlar. Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirleniyor yani suçlunun. Kusuruna göre belirleniyor. Madde 22 yine aynı sayılı kanun. Bilinçli taksir, kişinin öngördüğü sonucu istememesine karşın sonucun meydana gelmesi halinde bilinçli taksir var. Bu halde taksirli suça ilişkin ceza 3'te 1'den yarısına kadar arttırılıyor. Bilinçli taksir, yine tekrar edelim. Az evvelki taksir de bu bilinçli taksir. Yani birinde hiç aklınıza gelmiyor şey. Birinde ise ya olabilir mi diyorsun ama ya muhtemelen olmaz diye adamı mesela işte başına iş gelmek üzere bir yere gönderiyorsun ya da bir iş emri veriyorsun. Aslında riskin farkındasın. Sonuçta belki bir yerlerde risk analizinde vesairede çıktı bu.
Ama gitsin tabii ki adamı ölüme göndermiyorsun ama ya bir şey olmaz diyerek göndermiş oluyorsun aslında. Buna bilinçli taksir deniyor. Yani bilinçlisin ama sonucunu istemiyorsun. Böyle bakılabilir duruma. Madde 85'te diyor ki taksirle bir insan ölümüne neden olan kişi 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Mesela inşaat kazası örneği var. Bir şantiye şefi 3 metre derinlikte kanalizasyon kazısı yapılıyor. Yumuşak topraklı kazıya İksa yapılması lazım. İksa malzemesi de hatalı. Göçük oluyor. Çalışanlar göçük altında kalıyor. Böyle bir olayda taksir söz konusu. Yani şantiye şefi gerekli önlemleri aldığını düşünüyor ve göçük olabileceğini öngöremiyor. Ama bilinçli taksire gelirsek bu şantiye şefi aynı kanalda iksa tertibatı yaptırmadan işçileri çalıştırmış ve işçiler göçük altında kalmış olsaydı, yani birine iksa yaptırdı ve yeterli olduğunu düşündü. Hiç istemeyerek olmuş oldu. Birinde ise yani ikisine gerek olmadığını düşünüyor. İşçi de göçük altında kalıyor. Bu sefer bilinçli taksire dönüşüyor konu.